Abi ben de çekiyorum. Yeni bir af teklifinin daha gündeme geldiği bu günlerde yine bir 28 Şubat açıklamasıyla karşınızdayız. Evet, malumunuz olduğu üzere meclise bir af teklifi yansıdı ve yine malumunuz olduğu üzere maalesef bu af teklifinde de gerek 28 Şubat sürecinin briefingli yargılamalarıyla gerekse sonrasında yapılan paralel yargılamalarla hukuksuz ve adil olmayan kararlarla cezaevlerine tıkılan siyasi mahpuslar maalesef kapsam dışı bırakıldı. Biz bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda ve gerekse cezaevlerinde yaptığımız görüşmeler sonrası dile getirdiğimiz beyanlarda şunu ifade etmiştik. Siyasi mahpusların af talebi yok. Öncelikle bunu vurgulamak gerekiyor. Onlar yeniden adil bir şekilde yargılanmak istiyorlar. Bu talep halen canlı bir şekilde duruyor ve maalesef bu talep karşılanmadığı gibi her seferinde devlet insanlara karşı, kişilere karşı suç işleyenleri affetme yetkisini kendisinde görürken siyasi mahpuslar yönünden maalesef bugüne kadar sürdürdüğü tutumu sürdürerek hiçbir şekilde af, hiçbir şekilde ceza indirimi, hiçbir şekilde yeniden yargılama olmayacak şeklindeki tavrını maalesef devam ettiriyor. Umuyoruz ki bu tür açıklamalar ve devam eden çalışmalarla bu bariyer kırılır ve sadece geçmiş yargılamalar için değil, bugünkü ve bundan sonraki yargılamalar için de adil, hakkaniyetli bir yargı süreci, yargılama süreçleri gündeme gelir ve bu oturtulur. Bu oturtulmadığında maalesef şunu göreceğiz. Biz 5 yıl sonra tekrar bir af kanunu, 10 yıl sonra tekrar bir ceza indirimi talebi gündeme gelecek. Çünkü cezaevleri sürekli doluyor. Af değil adalet, af değil adil yargılanma ve adalet. Türkiye'de 16 Nisan 2017 referandumu sonrasında köklü bir sistem değişikliği yaşanmış ve 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen seçim ve sonrasında bu sistem değişikliği fiilen de hayata geçmiştir. Bu kadar köklü değişikliklerin ve gerek 28 Şubat'ın briefingli yargı süreçlerinde, gerekse paralel yargı süreçlerinde hukukun silah olarak kullanıldığına ilişkin oluşan netliğin bir gereği olarak, yargı alanında ve özellikle cezaevlerinde bir takım düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. Yaşanan değişikliklerin ve oluşan netliğin bir gereği olarak, özellikle devlete karşı işlenmiş ya da işlendiği iddia olunan suçlar yönünden ciddi bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Bugüne kadar her fırsatta dile getirdiğimiz üzere af talebinde bulunmayan siyasi mahpusların ve özellikle briefingli ve paralel yargı mağdurlarının yeniden yargılanması hukuki ve ahlaki bir zorunluluk halini almıştır. Bugüne kadar çok şey söylenmiş olmasına rağmen bu mesele bir kangren olarak ortada durmaktadır. Meclis gündemine sunulan af teklifinin de bu meseleyi çözme kabiliyeti olmadığını gözlemlediğimiz bu günlerde tekrar tekrar vurgulamak gerekir ki devlet ancak kendisine karşı işlenen suçları affedebilir. Hukukun da, adaletin de, mantığın da gereği budur. Meclise sunulan teklifle kişilere karşı işlenen bir kısım adli suçların af bağlamında tekrar gündeme getirilmesi karşısında asıl olanın cezaevlerini boşaltmak değil, adil bir yargı zemini inşa etmek olduğu gerçeğinden hareketle aşağıdaki hususları vurgulama ihtiyacı hissediyoruz. 28 Şubat'ın briefingli yargısının kararlarıyla hapsedilen mazlumların tahliyesi öncelikli meseledir. 28 Şubat'ın tahkim ettiği zemine basarak büyüyen paralel yargı kararlarıyla hapsedilen mazlumların tahliyesi öncelikli meseledir.
Briefingli ve paralel yargı zemininde oluşan ön yargılar ve bu ön yargılarla oluşturulan içtihatlarla halen devam eden yargı zulümlerine son vermek öncelikli meseledir. Mazlum der olarak, briefingli ve paralel yargı mağdurlarının hiçbir bahane ileri sürülmeksizin derhal tahliye edilmelerini ve yeniden adil bir şekilde yargılanmalarını, bahse konu siyasi yargılama süreçlerinde oluşturulan içtihatlara dayalı olarak halen devam eden yargı zulümlerine son verilmesini talep ediyoruz. Öncelikle Kaya Bey'in de ifade ettiği gibi MHP'nin meclise sunduğu bir teklif var. Af teklifi diye deniyor ama ceza indirimi vesaire de isimlendiriliyor. Bunun içeriğini kamuoyu tartışıyor şu anda. Daha çok bizi ilgilendiren husus, daha doğrusu dikkat çeken, o teklifteki dikkat çeken husus, FETÖ yargısının, FETÖ diye isimlendirilen paralel devlet yargısının adalet duygusunu zedelediği, adalet mekanizmasında açtığı derin yaralardan bahsederek gerekçelendirme yapılıyor. Elhak doğrudur. Fakat burada sadece MHP'nin af istediği veya ceza indirimi istediği kesimlerden ziyade bu yargı, paralel devlet yargısı daha çok siyasi davalara müdahale etmiştir. Daha çok Müslümanlar üzerinde düşman ceza hukuku uygulayarak cezalar vermiştir. Bu önemlidir. Dolayısıyla bunun tartışılması lazım. Fakat teklifte biz bunu göremedik. İkinci bir husus, AK Parti'nin, hükümetin, devletin bu konudaki tavrıdır. Burada daha çok sessiz kalmayı veya geçiştirme gibi bir şey hissediyoruz biz. Oysa daha önce Balyoz ve Ergenekon davaları çok basit bir şekilde çözülerek insanlar dışarıya bırakıldılar. Müslümanlar tutsaklarla ilgili 28 Şubat davası ve Hizb-ut Tahrir ile alakalı olan davalarda da pekala hukuk işletilebilir. Yani FETÖ gerekçesiyle adli mahkumlara af istenirken, ceza indirimi istenirken bunun göz ardı edilmesi ve AK Parti'nin, hükümetin bu konuda hiçbir şey söylememesi düşündürücüdür. Biz şunu söylüyoruz, Müslüman tutsaklarla alakalı cezaevlerinde bulunan Müslüman tutsakların çocukları, babalarını yanlarında göremedikleri zaman, kahvaltı sofrasında babalarını yanlarında göremedikleri zaman, onların her gün o sofranın başında oturdukları ahlarının muhataplarısınız. Yine ayrıca o eşlerin, çocukların, annelerinin veya cezaevlerinde olan insanların annelerinin, gençlerin, Müslümanların annelerinin her namaz sonrasında ahlarının muhataplarısınız. Bizim tavsiyemiz, bizim teklifimiz bu ahlar sizi bulmadan, daha öncekilerde olduğu gibi bir an önce tekrar yeniden yargılama usulüyle hukuki bir şekilde, adil bir şekilde yargılanarak serbest bırakılmalarıdır. Değerli kardeşlerim, 28 Şubat aslında dünya çapında inançlı insanların üzerine silindir gibi batı düşünceye sahip gaddar, zalim, inançsız insanların gelip de Müslümanları ezmeye çalıştıkları bir vaka olduğu dünya tarihine gerçekten ciddi bir yer kaydedecek, ciddi bir yere kaydedecek kadar vehim bir olaydır. 28 Şubat kardeşlerin bütün sözde bu konudaki bütün sözler ve girişimlerin yapıldığı ama adım atmak hususunda çok ciddi manada hakikaten hükümetin cimri davrandığını, bu konuda ürkek davrandıklarını görüyor. Bunu da şu anda yapılan bu af teklifinin toplum içerisinde toplumun vicdanında mahkum edilmiş 28 Şubat alınan kararlar sebebiyle inançlı insanların 20, 25, 30 yıldan beridir cezaevlerinde olan kardeşlerimiz açısından adalete dönüşmesi için bütün kamuoyu vicdanında bunun bu şekilde okunduğuna kanaat getiriyor. Hükümete seslenerek böyle bir teklif hangi partiden kimden gelirse gelsin bunu bir fırsata çevirerek gerçekten vicdanen bir insanın inancından dolayı 25-30 yıl cezaevlerinde kalmasının gerçekten de vicdanını bizi rahatsız ettiği kadar şu anda iktidarda ve hususen Cumhurbaşkanı ve meclise bulunan kardeşlerimizle rahatsız ettiğine de kanaat getiriyoruz. Dolayısıyla 28 Şubat kararları zamanında
resmi bir imam olarak camiden Kur'an-ı Kerim dersini vermekle 43 ay cezaevinde yatan bir kardeşiniz olarak o gün resmi imamların camilerde Kur'an-ı Kerim dersinin dersini vermenin suç sayıldı. Bu suçtan dolayı şu anda içeride olan insanlarımızın gerçekten de bunca yıl içeride kalması ben kanatımca hiç vicdan sahibi hiçbir insanın, sadece Müslümanın değil, akıl ve vicdan sahibi hiçbir insanın bunu onaylayacak bir tarafının olmadığını ve artık hükümet için, meclis için, cumhurbaşkanı için, bakanlar için gerçekten bunun büyük bir fırsat olduğunu bilerek şu anda hiç ayrım yapmaksızın hangi dava olursa olsun inançlarından dolayı, İslami inançlarından dolayı tutuklanıp cezaevlerine konulan bu insanların kendileri ve ailelerin bunca çektiği mağduriyetlerin son bulması için şu af teklifinin halk nezdinde adalete dönüşmesini talep ediyor. Saygıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.